<laughs> Büyük abdest gelmiyor. Büyük abdest gelmiyor. Ha. Günde kaç kere tuvalete çıkıyorsun? Onlar gün, günde bir defa çıkıyor, sonra ona Sana hiç sonda takıldı mı? Ha? Sonda takıldı mı sonda? Musa. Sonda sonda hortum takıldı mı sana idrar yollarına? Bin gölden geliyorsun. Ha. Tamam. Sana ilaç verdiler mi orada? Açma burnunu. Sana ilaç verdiler mi orada? Evet, beni Bu virüse pandemi polikliniği dediğimiz COVID polikliniğinde ayın birinde, 1 Eylül'deki nöbetimde yakalandım. Çünkü semptomlarım yaklaşık 5-6 gün sonra başladı. Orada yoğunluktan dolayı ve virüs yükünün fazla olmasından dolayı bu hastalığa yakalandım. Yakalandığımın ikinci, üçüncü günü biraz boğaz ağrısı oldu fakat 5 altıncı günü artık daha e, ateş ve e, genel vücut halsizlik, sırt ağrısı, bel ağrısı olunca bir test yaptırdım. Ve kendimi hemen karantinaya aldım. Hastanede tekrar sürüntü verdik. Ve pozitif olduğunu öğrendik. Ve karantinam devam etti. Maksimum bir odaya kapanıp... ...insanların bu süreci geçirmesi bekli bekliyoruz yani. Bizler onu bekliyoruz. Yoksa bu hastalık bitmez. Yani ve... ...bir iki yılda süreceğini düşünüyorum. Yani bir iki yıl daha bunun devam edeceğini düşünüyorum. Yaklaşık 14 gün karantinada kaldım. İçeride yani su odadayken e, genel vücut halsizlik, ateş oluyor. Ondan sonra bol su içmeniz gerekiyor. E, verilen ilaçları, antiviral dediğimiz ilaçları ve hastanenin vermiş olduğu ilaçları kullanmanız gerekiyor. Pandemi sürecinde karantinaya alınan insanların odalarını, evlerini terk ettiğini, yakalandığını. Bu sağlık çalışanlarını yoruyor arkadaşlar. Yani bizler yorulursak doktor kalmazsa ve bıkarsa bu doktorlar bu insanları kimlerin tedavi edeceğini ben yani hakikaten düşünemiyorum. O yüzden sağlık personelini yormayacak şekilde insanların bu pandemi kurallarına her şeye uyması gerekiyor. Biz sağlık personelini yoran ve doktorları, sağlık çalışanlarını yoran şu maskenin doğru düzgün kullanılmaması veya hiç kullanılmaması. Yani insanlar şunu en azından doğru dürüst kullansınlar. Yüzde 98 korunuyoruz sağlık personeli olarak. Vatandaşlar da birbirleriyle korunuyor. O yüzden maske önemli. İnanın ki ben günde 5 litre su içiyordum. Yani hızlı at atlatayım diye. Volüm çok önemli. Yani virüs suyun içerisinde ne kadar suyun içerisinde olursa o kadar yüzemiyor. Yani onu, onu o şekilde halkın anlayacağı şekilde anlatayım. 5 litre su içsin insanlar rahatlıkla içilebiliyor. 4-5 litre su içilebiliyor. Mutlaka verilen ilaçları kullanması gerekiyor insanların. Bazıları ilaçların yan etkilerinden, bazı söylentilerden kullanmadıklarını duyuyorum ben. Verilen ilaçları. Bugün Fabipavir denilen, işte bizim hastanemizden verilmiş olduğumuz ilaçların bilimsel çalışmalarla hakikaten etkinliği de ispatlandı. Bilimsel yayınlarla. Yani bu ilacı kullanmamak veya bu ilacı pas geçmek hakikaten süreci uzatır. İnsanlar daha da kötü olabilir. Ondan sonra su içmeme, volüm almama, gerekli C vitamini almama insanların daha da kötü bir sürece girmesine neden oluyor.